Evet arkadaşlar koma bu bilgileri doğruladı. Siz gelip yorumlara yazıyorsunuz. İşte koma bunları yalanladı ama koma bu bilgileri doğruladı. Burada yanlış olan yanlış anlayan kişiler ya da bu bilgileri yanlış olarak size aktaran kişiler. Sebebine geleyim arkadaşlar. Koma ne dedi? İşte yoruma geliyorsunuz yazıyorsunuz. işte koma TR sunucusuyla Brezilya sunucusu farklı firmalara ait. Evet biz de aynısını yazıyoruz zaten. Kapak fotoğrafında yazıyor. Videonun açıklamasında yazıyor. Videonun içinde yazıyor. Videonun içinde söylüyoruz. Ama bu bilgileri size eksik anlatan yani videoyu izleyip de yanlış anlayan anlamada zorluk çeken kişiler böyle yanlış anlamalara sebep oluyor. Yani bu videoyu çekmeye de ama ben takipçilerimi önemsiyorum. Onların da benim hakkımda yanlış bir bilgiye sahip olmasını istemem kendimizin olduğu gibi tanıtmasını isteriz. Kesinlikle ben kimseyi yanıltma, yanlış bilgi verme, yani clickbait yapma, izlenme, toplama gibi bir derdim yok arkadaşlar. Ki bu video zaten 2000 izlendi. Yani şu son videoları geçelim. Şu an kahin event var. Benim zaten 5000, 10000, 20000 falan izleniyor benim videolarım. Bu bantlarda izlenen videolarım var. Shortslarıma değinmiyorum bile zaten. 130.000, bin, 40.000, bin, 50.000 bin. 60 bin falan izleniyor shortslarımızda. Yani benim buradan gelecek 2000 izlenmeye ya da buradan gelecek bir dramaya ihtiyacım yok açıkçası. Evet yani burada bir yanlış anlaşılma var ama bu yanlış anlaşılma benden kaynaklı değil. Oyun yöneticilerimize ben buradan çok teşekkür ediyorum. Yani biz daha böyle küçük bir yayıncı yani diğer tabii yayıncılar göre az izleniyoruz. Olmamıza rağmen gelen böyle toksik yorumlar, gelen böyle işte kırıcı, kötü bir üslupla yazılmış yorumlara bile zor tahammül ediyoruz. Bizi yıldırıyor yani gerçekten. Onlar uzun yıllardır bu görevleri yapıyorlar. Ve bizden daha toksik insanlarla başka türlü tehditlerle yüz yüze kalıyorlar. Kesinlikle görevlerinde başarılar diliyorum. Ben onların gerçekten oyuncu yanlısı, iyi niyetli insanlar olduğuna kanaatim var. Çünkü en son geçen olaylarda bile en çok izlenen yayıncıyı işte karakter paylaşımı yaptığında işte IP çakışmasından sistemsel olarak banyese de bütün oyunculara uygulanan kurallar neyse ona da uygulanarak hani sen çok izleniyorsun falan diyerek bir inisiyatif tanınmayarak bu şekilde yani gerekli cezayı uygulamışlardı ben kesinlikle hani o günden bugüne onları kesinlikle adaletli davrandığını ve icabında oyuncu yanlısı bir inisiyatif aldıklarına kanaatim var. Kendilerini görevlerinde zaten başarılar diliyorum, kolaylıklar diliyorum. Geçelim arkadaşlar bu video konusuna tekrardan gelelim. Bir kere bakın kapakta ne var? Brezilya bayrağı var. Değil mi? Bak Brezilya bayrağı var kapakta. Sambacılar metin 24.1 yaması bilgilerini sızdırdı. Sambacılar kim? Brezilyalılar. Değil mi arkadaşlar? Yani dünya kupalarında falan sambacılarla maça çıkıyoruz falan. Brezilyalılar ile ünlü olduğu için sambacılar diye lakaplar var. Tamam buradan anlamadım. Geçtin ha buradan anlamadın yani. direkt tıkladın girdin hiç kapak fotoğrafına bakmadın. İzleyelim arkadaşlar. Arkadaşlar 24.1 daha videonun en başına bakın ben bu yazıyı videonun bir yerine saklamadım. Küçük bir yerine koymadım. Sonuna koymadım. Ortasına koymadım. İnsanların bunu yanlış anlamaya müsait olduklarını bildiğim için daha videonun en başından ben bu notu paylaştım. Okuyalım ne diyor? Brezilya yayıncısının 24.1 yama notlarıdır. Tamam evet belki Brezilya'daki Metin 2 başka bir yayıncının yayınladığını, Türkiye'deki oyunu GF'nin yayınladığını bilmiyorsun. Bilmiyorsun. Ama onu da zaten dikkat çekmişim. TR'ye gelmesi kesin denemez. Yani buradan anlaman lazım bunların farklı olduğunu değil mi? Ama böyle bir sızıntı var arkadaşlar. Yani böyle bir bilgi var. Bu yayıncının paylaştığı yama notları bunlardır. TR'ye bak aynı uyarı yazısının içerisinde ben bunu iki kere yazmak. Yani insanları aynı yazı içerisinde iki kere uyarma ihtiyacı hissetmişim. Neden? Çünkü tanıyorum, biliyorum. Farkındayım. Bunlar yani yanlış anlamak isteyen her türlü yanlış anlayacak. TR kesin gelecek diye bir şey yok. Tekrar ediyorum. Resmi bilgiler değildir. Tekrardan bir uyarı. Okuduklarımızdan yaptığımız çıkarımlardır. Tekrardan bir uyarı arkadaşlar. Tamam mı? Geçelim mesela oyun burada da bahsediyoruz. olabilir. Bunun hakkında benim bir bilgim yok. Eğer bunların cross para yani şu hızlı menü. Bu iksirler tabi Brezilya sunucusundaki tambo suyu sim suyunun da çevresi olabilir. Bunlar Videoda da bahsediyoruz bunun Brezilya sunucularına gelecek olan bir güncelleme olduğunu ama sizler de hani böyle bir ön bilgi sahibi olun. Benim için hani bunlar magazinsel şeyler. Ben başka birisi bu paylaşsaydı ayla bayla hemen tıklayıp izlerdim yani. Böyle bilgileri başkalarının da paylaşmasını isterdim. Hani ben neden zevk alıyorsam izleyicilerime de bu şekilde bilgiler, ve videolar yapmaya çalışıyorum zaten. Benim kanalımın felsefesi bu. Tamam buradan da anlamadın. E videonun zaten direkt açıklaması bak. Direkt açıklaması Brezilya oyun yayıncısı yayınladı 24.1 Yamanotlarında diye zaten paylaşmışız. Yani ben burada kesinlikle benim bir sorumluluğum yok arkadaşlar. Buradaki sorumluluk size ait. Buradaki sorumluluk size ait. Yani bu yanlış anlamanın bu yanlış anlamanın benimle alakası asla yok. Bu yanlış anlamanın benimle alakası asla yok. Bu ya bunu yarım yamalak izleyip ya video zaten 2 dakika 53 saniye nasıl yarım yamalak izleyebilirsin ya. Birileri art niyetli bir şekilde bunu yayıyor. Yani bundan emin olabiliriz arkadaşlar. Geçelim arkadaşlar. Bu video böyle yani benim bu konuda bir sorumluluğum yok. Ama bazı yanlış anlaşılmalar yine gelen kötü yorumları da bu video aracılığıyla cevap vermek istiyorum arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar yine bir yine hani ben dediğim gibi oyun yöneticilerin, komanın, GM'lerimizin, GA'larımızın falan gerçekten oyuncu yanlısı olduğuna Hani benim e, su e, hüsnüzanım var yani benim düşüncem, niyetim, e, gördüklerim, kendi yorumum bu yönde zaten. Şimdi mesela şöyle bir video yaptık. 10 günde 30 bin lira değerinde etkinlik diye bir video shorts yaptık. Gördüğünüz gibi 134 bin izlenmesi var. Şimdi arkadaşlar bir kere bizim başlık atmak için çok az bir yerimiz var. Siz hele telefonda belki şu 5 kelimeyi görüyorsunuz isim olarak. Yani buraya 100 karakter koyabiliyorsunuz. Siz zaten bu 100 karakteri sadece 30-40 karakterini görebiliyorsunuz. Ve biz bu başlıkla hem videoyu açıklamamız lazım hem de izleyicileri çekmemiz lazım. Ki videoda da başlıkta yazandan başka bir şey yok. Şöyle video dönerken anlatayım arkadaşlar. Kralı yakala eventinde arkadaşlar çoklu pencereyle hani event'e katılmıştım. İşte farmlayıp onları kartları oynuyordum. Hani bu şekilde de oyun parası kastığımı söylüyorum. 30.000 yani 30 bin lira dememin sebebi de arkadaşlar tabii ki ilgi çekici olsun. Ama zaten eğer sen böyle oturuyorsun oynamıyorsun bir çar dizeceksin. Nasıl yapacaksın bunu? Nesne marketten ejderha parası çekeceksin değil mi? Bugün 6 bin, 7 bin hep 1000 lira. Değil mi? Happy Horse'dan aldın 8 bin hep 1000 lira. 8 bin hep de yani şöyle söyleyeyim. 6, bin, 6, 6, 6 tane hep kuponu alırsın. 6 tane hep kuponu da 90 won. 15 won'dan hesaplarsın. Tamam mı? 1000 liraya 90 won alıyorsun gibi bir durum var. Değil mi arkadaşlar? Ha, o zaman 30 bin liraya 2700 won. 2700 won da iki tane simya, iki tane de silah yapar yani bir şey değil yani oyun için. 30 bin liraya dizebileceğin çar da budur değil mi? Ben sadece bunu anlatmak istedim. Yani yaptığım parayla oyun içerisinde hep toplayarak yapacağın hasılatı anlatmak istedim. Tamam mı? Biraz da ilgi çekici olsun dedik. Globalden gelen yorumcular, izleyiciler bizi tebrik ederken ki bizim izleyicilerimiz de videoyu izleyenler de bundan gına gelmiş. Ben kendimi savunmadığım halde bizim izleyenlerimiz bizi savunmuş yorumlarda ya. Ya demiş adamı globalden gelenler tebrik ediyor. Bizimkiler işte Nick'ini gördüm seni ticket atacağım. Ya ben de o kadar saf ki kanalımın ismi Nick'im. Oyun videolarım var kanalımda. Ve von ticareti yapıyorum. Şey yapıyorum. Kendimi de ifşa ifşalıyorum video atarak. O kadar saf bir adam yani. Benim de kafam o kadar çalışmıyor. O kadar çalışmıyor ki kafam kendimi ifşa alıyorum yani. Çünkü adam art niyetli, kötü niyetle geliyor. Yapacak bir şey yok. Onun dışında arkadaşlar şöyle bir video yaptık. Metin 2 hesap devri yapmayın. için? won verse fark etmez. Ban riskiniz var. Çarınızın çalılma riski var diye arkadaşlar buraya gelen toksikliklerin ben haddi hesabı yok. Bu videonun da hikayesini anlatayım en başta arkadaşlar. Ki zaten bakın bu video 7 gün önce. Bundan 10 gün öncesinde de zaten oyun içerisinde uyarılar geçmeye başlamıştı. Değerli hesabınızı tehlikeye atmayın. DC'den hesap devre aldığında kimseye mail adresiniz ve şifrenizi vermeyin diye uyarılar geçiyor. Hala daha geçmeye devam ediyor. Günde 40 kere geçiyor bu uyarılar. Bunun üzerine arkadaşlar oyunu bırakan bir yayıncı çaramı devrediyorum. Metin 2'ye araya ver, ara veriyorum diye bir video çekti. Ben de hani kardeşim ben forumda böyle bir video yapmıştım. Hani Metin 2 dolandırıcılık sistem, e, sistemleri işte türleri diye. Orada da hani çar devri yapılırken dolandırıcılık yapından yapıldığından bahsetmiştim. Hani işte çar devri yaparken oyun içi wonla falan takas serbest, gerçek parayla yasak demiştim ama forumda beni uyardılar. Forum yöneticileri. Bu bilgi yanlış. Dediler ki kesinlikle biz Hesap devrini desteklemiyoruz. Yani böyle bir şey aslında yasak olması lazım. Biz kesinlikle desteklemiyoruz. Mail üzerinden zaten destek vermiyoruz. Ticket falan atılmasını istemiyoruz. Bu yüzden bu bilgiyi değiştirin. Hani o hesap devri legalmiş gibi bir şey yok dedi arkadaşlar. Ben de bunun üzerine o videomu değiştirip o kısmını sildim. Değiştirerek yeniden yüklemek zorunda kaldım. Yani ben bu bilgiyi de kafamdan uydurmuyorum. Yani hesap devri zaten çok riskli bir şey. Ben bunu dedim. Kendisi de yazıyor işte başka bir oyuncu hesabın içine app yatırdı yayıncı GM'den onay istedi. O hesabıyla şey item takası yaptı falan. Ya bak kendi ağzınla diyorsun yani istisnai bir durum. Adam direkt GME ile irtibatta direkt GME ile mesajlaşabiliyor ve ondan yayın üzerine kendisi de yayıncı olsun için küçücük bir hakkı da olmasın mı? Küçücük bir inisiyatif de olmasın mı? Videolarını devam edebilmesi canlı yayında yapıyor zaten bu adam bu işi. Yok dese o da yapmayacak. Sadece o videoya özel onay müsaade edilmiş hesabını devredebilirsin. Bu şekilde bir takas işine girebilirsin. Yani ona müsaade edildi diye sana müsaade edilecek diye bir şey yok. Bu şöyle bir şeye benziyor. Hani trafikte hız cezası yiyor. Yandan da hızla bir araba geçiyor. Diyor ona niye ceza yazmıyorsun? Ya polis bir kişi yani. Polis bir kişi. Bütün hepsine yetişemez ki. Onun da kaydı tutulur. İcabında ileride HGS'den, EDS'den fotoğraflar çekilir. Cezası ona göre yazılır. O an sen yakalanmışsın. Tamam mı? Çünkü kural diyor ki hız sınırını aşmayacaksın. Bir de kural diyor ki hesap devre yaptıysan oluşacak bütün sıkıntılardan sen sorumlusun. Eğer bana gelirsen hesaplarını banlarım. Böyle diyor arkadaşlar. Ha peki nasıl çalıyorlar bu hesapları? Yorumlara geleceğim arkadaşlar. İşte ben dedim ki hani desteklemiyor demek sadece ticket üzerinden destek alamazsınız demek değil. Yani böyle bir iş yapmayın da anlamına geliyor. Yani biz böyle bir şeyler yapılmasını istemiyoruz demeye de getiriyorlar dedim oyun yöneticileri ki bana gelen mesajlarda bu yönde forum üzerinde bu videoyu paylaştığımda ben de ona göre konuşuyorum ona da cevap bu neyse ben bu arkadaşa yazıyorum işte ben ama ben kesinlikle hani karşıyım e, hesap devri yapacak arkadaşlar yapmasınlar falan diye mesela yorum yazıyorum yorum gizlide kalıyor bir 2 saat sonra fark ettim saat akşam 8 suları, sularıydı onda yine benzer bir mesaj yazdım yani pegada discord'dan diyor ki işte alttan işte oyun içi çar devrilir yazanlar varsa bana hemen ticket atın, SS atın gidip banlayayım. Çünkü böyle bir şey yok, yasak diyor. Bunu yazıyorum yoruma. Gitmiyor, silini şey oluyor. Ha, bence siliyor. Ama ben şimdi YouTube'da da yorum kısımlarını okuyabildim hiç kendi videolarımda. Bazen hiç küfürsel bir şey olmasa bile onay kısmını atabiliyor. Hani onayladıktan sonra görünme kısmını atabiliyor. Yani böyle de bir tabii ki bir şey yapacağız. İyi, iyi niyetimizi koruyacağız ama öbür taraftan baktığında da bence siliyor da diye biliyorum yani. Çünkü niye? Buradan da niye eminim? Gece 2'de 3'te tekrardan girdim yorumları kontrol ettim. Yine benim yanıtım silinmiş. 2'de tekrardan yazdım. O yorum silinmedi nedense. O yorum orada kaldı. Neden? Arkadaş uyuyordu. O yorum, yorumu silemedi yani bence. Tamam mı? Bu da benim bende oluşan intiba. O olayla alakalı. Bu olayın üstüne de ben bu videoyu çektim arkadaşlar. Yani dedim ki Metin, Metin 2 hesap için o hesap devri yapmayın. Son zamanlarda yayıncılar oyun bırakıyor, hesabını devredi. Yapmayın. Hesap devrinde arkadaşlar şöyle bir sıkıntı var. Hesap kesinlikle birinci sahibinindir. Başka kimsenin değildir. Tamam mı? Ahmet gelir, hesabını sana devreder. Maili değiştirirsin, şifreyi değiştirirsin, karakterin ismini değiştirirsin üçüncü bir kişiye verirsin. O dördüncü bir kişiye verir. Beşinci bir kişiye verir. Beş kere mail değişir. On kere mail değişir. On kere karakterin ismi değişir. Ama üç beş ay sonra bir sene sonra ya işte ben askerdeydim. Hesaplarım çalındı derse bu kişi falan bu şekilde. Ve ilk mailine ilk mailine de onay mesajı giderse der ki ve oyuna girdiğinin de kayıtları varsa ekran kayıtları varsa hele yani zaten yayıncı bir kişiden hesap devralmak çok sıkıntı çünkü adamın ekran görüntüsü var o hesabın ona ait oldu yüzlerce binlerce video ile adam sen kendisini ispatlamış zaten tamam mı ne ya ben o kişi öyle yapacak diye demiyorum ama böyle bir risk var arkadaşlar ne olacak He, sen aldın hesabı işte şampiyon kasmayayım uğraşmayayım dedim falan simyalarda hazır takılı 3000 volnlukta sen simya taktın 3000 volna aura taktın işte 5000 wona silah yaptın, 2000 won'a zırh yaptın. 10.000 won masraf yaptın. Hep kuponu hesabı ile 100.000 150.000 lira masraf yaptın. Tek adam mail attı benim çarım çalındı diye. Şanslıysanız hesabınız banlanır, şanslı değilseniz ilk sahibine geçer. Çünkü bu olaylara destek verilmiyor ve bunun başınıza gelmesi o ihtimali çok yüksek. Çok fazla yaşanıyor bu olaylar. Discord'da görüyoruz arkadaşlar herkes geliyor ağlıyor. İşte hesabıma giriş yapamıyorum. Devralmıştım giremiyorum. Devralmıştım banlandı. Adam belki hile kullanmış. Adam belki birisine küfür etmiş. O ara elinden çıkartıyor içeri. Bunu asla bilemez. Bu şekilde gelip de yine de bu videoya da toksiklik yapan oldu işte. Yani benim videoda söylediklerimi bana karşı olarak yorumda yazıyorlar. İşte e, onu desteklemiyor demek öyle değil ki. Madem Pega öyle yazmış işte böyle. Ya kardeşim ben de ayrı şeylerden bahsediyorum. İkimiz de aynı şeyleri konuşuyoruz. O yayıncı seni gazlayıp da bana yolluyor. Sen niye antipatik bakıyorsun ya? Ben sana aynı şeyi söylüyorum. Zaten video aynı şeyi söylüyor. Sırf o yayıncı seni bana saldırttı diye. Gelip niye şey yapıyorsun ki? burada toksiklik yapıyorsun ki? Neyse arkadaşlar. Yani bunlar bir kişi olsa ben cevap vermek zorunda hissetmem ama 5'er, 10'er, 20'şer tane böyle yorum geldiği için maalesef toplu cevap vermek için video çekiyorum arkadaşlar. O kişilerde de küfürlü argolu olduğu için yorumlarını silmek zorunda kalıyorum. İşte mesela NMR e ya da Raza 4 Çarı nasıl dizilir tarzında işte videolar yaptık. Yani bazı kişilerin de Türkçe sorunu var arkadaşlar. Türkçe konuşmayı ya da hani kelimelerin okunuşu. Türkçeyi geçtim İngilizceyi de bilmiyorlar Türkçe'yi de bilmiyorlar konuşmayı mı bilmiyorsunuz arkadaşlar yani geliyor adam bir kişi değil bakın bu kişi bir kişi değil bir kişi değil iyi niyetli yazanı ben zaten cevabı veriyorum yorumlarda görebilirsiniz hani bunun sebebi budur mesela adam diyor ki aa konuşmaya bile bilmiyor ne, diyor şaman diyor kardeşim doğru okunuşu bu Doğru okunuşu bu. Bunlar normalde özel isimlerdir. Yani bunu cins isim gibi düşünebilirsin Yani oyunda bunlar karakter ismi gibi ama oyun hikayesinde bunlar özel isimdir. Mesela özel isimlerde vurgu ilk ya da ikinci hecede olur. Cins isimlerde son ya da sondan bir önceki hecede olur vurgu. Örneğin mesela Ankara. Ankara ya da uzun bir şehir ismi Afyonkarahisar değil mi? Afyonkarahisar demeyiz. Afyonkarahisar. İlk vurgu İstanbul Değil mi arkadaşlar? Gaziantep. Değil mi? İlk hecede vurgu olur. Aynı şekilde de Sura. Yani Sura demeyiz değil mi? Sura. Sura geldi demeyiz. Sura geldi. Sura. Bunun ismi Sura'dır. Ya da Şaman. 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 Olmaz değil mi? Şaman. Vurgu ikinci Ece'de olmaz. İlk hecede olur. iki heceli olanlarda. Ya da Ninja. 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 Olmaz değil mi? Olmuyor. Bizim dilimize uygun değil. Ya da layıkan, layıkan, ilk hecede vurgu olur. Ama savaşçı da olmaz. Savaşçı çünkü türetilmiş bir kelime olduğu için ya savaşçı son harfte olacak vurgunuz ya da savaşçı ikinci yani sondan ikinci hecede olacak vurgunuz. Bu da böyle bu Türkçe dersimizi de vermiş olalım. Ya da mesela atıyorum videoda client diyoruz arkadaşlar. Yani bir kere sen yanlış biliyorsun doğrusunu biz söyledik diye benle dalga geçiyorsun burada ben toksik kitleye sesleniyorum kesinlikle bizi seven izleyen aklı başında kendini bilen arkadaşlarımızın çoğu böyle izleyicilerimizin çoğu böyle ama arada bu tarz kişiler gerçekten bizi mental olarak yıldırıyor arkadaşlar ben drama bağımlısı değilim ama arkadaşlar dediğim gibi bunlar bir kişi 5 kişi 10 kişi ya böyle deyince de diyorsan kaç kişi deniyorsun sana kaçıyorum geliyor diyen bile var yani böyle diyen bile var yani ben şaşırdım yani ne yapacağım ben şimdi bir kere bu video senin için değil Kendimizi yüceltmiyoruz da burada ben of ya ben şöyleyim böyleyim dediğimiz de yok. Sadece gelen yorumlara, toksikliklere cevap veriyoruz bu videolarda kendi kanalımızda. Beğenmiyorsan izleme, aboneysen abonelikten çık git yani. Biz burada abone kazanmaya çalışıyoruz. Bizi severek izleyen arkadaşlara kafalarında yanlış düşünceler olmasın diye e, yanlışı düzeltip doğruyu anlatmaya çalışıyoruz. Bu kadar. Bizim tek derdimiz bu. Ama sen kıskançlık duyarsan, başka bir şey yaparsan orada artık benim yapacağım bir şey yok. Ya da yanlış anlamaya müsaitsen gerek zihinsel, gerek de ruhsal olarak yanlış anlamaya müsaitsen burada ben ne yapacağım? Gerçekten hiçbir şey yok. Geçiyoruz arkadaşlar. Yani kliyente client demişim diye ben de uzun süre dalga geçildi. Arkadaşlar client zaten bunun doğru okunuşu. Ben şu an 3 tane dil biliyorum. İngilizce ve Almanca. Aynı zamanda işte Türkçe'ye konuşuyoruz. Yani client diye okunmuyor hiçbir yerde. Hepsinde client diye okunuyor. Bir tek yani klient diye okuyan sizlersiniz. Sen klient diye okumak da yanlış değil. Ben klient diye okuyana da bir şey demiyorum. Doğru. Klient diye de okuyabilirsin. Ha ama tabii yani mesela Türkçe okuyacaksan client diye okuyacaksın. Değil mi? Yani Türkçe okuyacaksan client diye okuyacaksın. Kendi fonetiğinde okuyacaksan client diye okuyacaksın. Ama client diye bir şey yok arkadaşlar. Client diye bir şey yok. Bak Türkçesi client. Türkçe okuyacaksan değil mi? Gilliant. İngilizcesi client kelimenin kendisi İngilizce. Ama sen klient diye okuyorsun. Ya yani şimdi ben seninle dalga geçmiyorum. Sen geliyorsun benle dalga geçiyorsun. Yani böyle abes bir şey olabilir mi? Ya herkes klient diyebilir. Ben bir şey demiyorum. Klient demek de doğru. Niye öyle demek istiyorsan öyle de. Ama gelip burada 10 kişi, 20 kişi, 50 kişi ben client dedim diye yani dalga geçilecekse arkadaşım da dalga geçilecekse sen de dalga geçilecek. Yanlış olan sensin. Ya yani bilemiyorum arkadaşlar. Yani dediğim gibi ben oyun yaratıcılara tekrardan sabırlar diliyorum. Biz böyle 3000, 5000, 10.000, 20.000 izlenen videolarımızla bile bu kadar toksikliğe maruz kalıyoruz. Onlara Allah kolaylık versin. Diğer yayıncılarda kolaylık versin. Geçen gün yorumlarına baktım. Adama yazmadıkları kalmamış. Dişini fırçala, düşün sarı, makyaj yap. Ya kardeşim sizde ne ya? Adam ne makyaj yap? Yani bunlar normalde başka ülkelerde suç. Adam siber zorbalık yapıyor. Body shaming yapıyor. Ya illa suç olmasına da gerek yok. Yani günah yani insanlar böyle zulmetmenin ne anlamı var? Adam videosuyla alakalı yorum yap ya. Adam modelliğe çıkmıyor ki oraya. Ki zaten mesela atıyorum. Ben sağlıkçıyım arkadaşlar. Mesela sağlıklı diş daha sarıya çalandır. Kan damarları var bizim dişlerimizin içinde. Siz bir koşu yapın, bir ağırlık antrenmanı yapın. Geçin aynanın karşısına bakın. Dişleriniz sarı olur. Yarım saatlik, bir saatlik süreçte. Niye? Kan hücumu var dişlerinizin. Anlatabildim mi? Tabii ki hani kirli görüntüden falan bahsetmiyorum dönemsel değişikliklerden tabii ki beyaz görüntü iyi yoksa insanlar binlerce lira verip porselen kaplatmazlar ama doğalı budur arkadaşlar hafiften sarıya çalar dişler ki nitekim tam net rengini vermek için de çok profesyonel stüdyo ışıkları kullanmanız lazım dişlerin tam rengini gösterebilmeniz için de ya adama diyor makyaj yap ya ne alaka ne alaka ne alaka adam niye makyaj yapsın ya hani biz küçük yayıncıyız ben bunu da büyük yayıncı çok izlenen yayıncı olarak örnek veriyorum Kesinlikle ben şey yapmıyorum yani bir kıyas olsun diye değil. Ama ya toksiklikleri anlayın ya. Toksiklikler bu seviyelere çıktı. Bunlara birinin dur demesi lazım ya. Yeter ya. Arkadaşlar bize destek olanlara ben aşırı teşekkür ediyorum. Dediğim gibi yorumlarda hani biz yazmasak da bize destek olan arkadaşlar var. Kesinlikle onlara ben çok teşekkür ediyorum. Biz zaten Böyle yeni yetişen oyuncularımıza yardımcı olmak adına işte oyuna başlarken neler yapılır? Bosslar nasıl kesilir? Hangi itemler lazım diye. Zaten böyle bir serimiz var. Serimizde son hız devam ediyor arkadaşlar. Zodiac, Jotun, Hydra, Meleği nasıl yapılır? Bunların itemleri nelerdir? Hangi itemlere ihtiyacınız var? Bunları yayınlayacağız. Ya da böyle en baştan sona işte simyalar nedir? Nasıl güçlendirilir? oyunda güç veren itemler nedir? Nazar tılsım, ölümcül irade gücü, işte irade gücü yüzükleri falan nereden elde edilir? İşte çırak sandığından çıkan itemler nasıl kullanılır? Nesne marketlik itemler nasıl kullanılır? Böyle çok detaylı bir formatta video listem hazır. Yani video konularım hazır. Bunları şu anda videoya çevirmeye çalışıyorum. Tabii ki şu sırada kahin eventi var. O birazcık zamanımız oluyor. Oyuncuyuz yani aynı zamanda direkt sadece videoya youtube çeken tek işimiz video yayınlamak olan bir insan da değiliz. Yani oyundan zevk alıyoruz. Bizim gibi oyundan zevk alan insanlarla görüntülerimizi, sahnelerimizi paylaşıyoruz bu kanalda. Onlara çok teşekkür ediyorum. Ama bu yorumlar biz görmüyoruz. Dışarıda şimdi oluyor 3 saat, 5 saat, 10 saat yorumlarda duruyor. Bazen filtreye de takılmıyor. İnsanlar da bu mesajları görüyor. Bizim aklımızda kötü ve yanlış bir bilgiye, düşünceye sahip olmasınlar. Varsa bunları silelim aslını gösterelim diye bu tarz videolar çekmek zorunda kalıyoruz arkadaşlar. Ee, canınızı sıktıysam, zamanınızı çaldıysam çok özür dilerim bu videoyla ama arkadaşlar hem bu işte Sambacılar Metin 24.1 yamasını sızdırdı videom hakkında benim bir sorumluluğum yok. Ben zaten Brezilya oyun yayıncısının onlarca yerde yazmışım videonun içerisinde söylüyorum da. Zaten söylüyorum yanlış anlamanın kaynağı kesinlikle ben değilim. Yanlış anlayan ya da yanlış duyan bunun kaynağı maalesef. Ya da işte insanlar bizi tebrik ettiği videolarda bizim tabi toksik kitlene gelip seni dikkat atacağım, banlatacağım demesi falan. Yani bunlara ben bir şey diyemiyorum arkadaşlar. Maalesef bunlarla yaşamayı öğreneceğiz. Görmezden gelemiyoruz, ghostlayamıyoruz. Çünkü tek bir kişi değil bunlar. Üç kişi değil, 5 kişi değil. Onlarca 20 kişi. Kanalımız büyüdükçe bu sayılar da elli yüz bin diye gidecek yani. Toksik insanlar sayısı. En baştan bunun önüne set çekmem lazım. Benim düşüncem. Bu yüzden arkadaşlar ben kesinlikle izin vermiyorum. Gördüğüm zaman bu tarz toksik yorumları siliyorum zaten. Yorumlarda da bizi destekleyen, bize arka çıkan, arkadaş olan insanlara da ben çok teşekkürlerimi iletiyorum. Yani birbirimize böyle hani görül bağımızdan başka bir bağımız yok gerçekten. Herkese iyi oyunlar diliyorum. Önümüzdeki videolarda görüşmek üzere.